Yıllardır yeni cihazlar tasarlıyorum ve sürekli Ar-Ge yapıyorum. Ar-Ge yaparken sürekli yeni şeylerle uğraşırken farklı şeylere ihtiyaç duyabiliyoruz. Mesela elimde bir sürü multimetre var ama bunlardan hiçbir tanesi konuşmuyor. Yani belli bir gerilimin üstüne çıktığında ya da belli bir gerilimin altına düştüğünde alarm vermiyor ya da gerilim değiştiğinde bunu bana sesli olarak bildirmiyor. Ben programımı yazarken bir şeyler test ederken örneğin pil seviyesindeki 0.1 derecelik artışı ya da azalmayı sesli olarak duymak istiyorum. Böyle bir cihaz piyasada bulamadım ve kendim yaptım. Şimdi o cihaza gelin beraber bakalım. Bu videonun sponsoru PCBWay. PCBWay bildiğiniz gibi 10 santimetreyi 10 santimetrelik 10 tane PCB'yi 5 dolara üreten bir şirket. Ama aynı zamanda da elektronik malzemeler satan bir mağazası da var. Ben de oradan bir tane osiloskop aldım. Minicik bir osiloskop. Bu videoda da testlerimi yaparken bu osiloskopu kullanacağım. Bu el kadar osiloskop sayesinde de cihazlarımı test ederken bundan sonra hem zamandan kazanacağım hem de çok az yer kapladığı için masamın üstünde küçük yerlerde de çalışabileceğim. Projeyi yaparken kullandığım bütün malzemelerin linklerini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Kodlarını da açıklamalar kısmında paylaşacağım. Zaten yazılım ve bağlantı olarak çok karmaşık bir proje değil. Kendiniz de kolaylıkla o hazır malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Takıldığınız yerde de yorumlar kısmından benden destek alabilirsiniz. Malzemeleri robo90.com gönderdi. Teşekkür ederim kendilerine. Şöyle bakalım malzemelerimizde neler varmış. Şöyle bir tane Nokia ekranı var. Bu ekran sayesinde hem görsel olarak görebileceğiz hem de işitsel olarak duyabileceğiz. Duymamız için de DF Player Mini ses modülü kullanacağım. Devremiz bir tane lityum pille çalışacak. Bu lityum pili yükseltmek için böyle bir devre kullanacağım. Hem pili şarj edebileceğiz hem de 5 volt seviyesine yükseltmek için bunu kullanacağım. Arduino olarak ben Pro Micro kullanacağım ama Arduino Nano, Uno ya da herhangi bir Arduino modeli hatta herhangi bir geliştirme kartı da bu iş için yeterli olacaktır. Olur da bununla kullanmak istemezsem diye de şöyle bir tane şarj modülü aldım. Hoparlörden değil de buzzer'dan böyle beep gibi bazı uyarı seslerini almak istersem diye de bir tane buzzer aldım. Ve prop yerine bu şekilde klipsler kullanmak istiyorum. Bu şekilde ölçmek de bayağı kolay oluyor. Hatta şuradan bir tanesi kahverengi, bir tanesi kırmızı. Bunun birini artı, birini eksi olarak kullanabilirim. Bunlarla da ölçüm yapabilirim diye düşünüyorum. Yanında da şöyle bir tane temizlik için kolonyalı mendil, iki tane de çocukluğumdan beri yemediğim Tofita göndermişler. Projelerime destek olmak için gönderdiği malzemelerden dolayı robo90.com'a teşekkür ederim. Şimdi projemizi yapmaya başlayalım. Devremi kurarken bir yandan da projeyle ilgili bilgiler vereyim. Arduino Pro Micro kullanacağım ben. Pro Micro Leonardo'nun küçüğü ama Nano, Uno veya herhangi bir Arduino modeli kullanılabilir. Bunun klavye ve mouse olarak çalışma gibi bazı özellikleri var ama dediğim gibi bu videoda çok önemli değil. DF Player Mini'yi de ses çıkarmak için kullanacağız. İçerisine taktığımız SD karttaki MP3 ya da WAV formatındaki sesleri bize okuyacak. Ben MP3 formatında text-to-speech motoru kullanarak bazı ses kayıtları aldım. O motorun da linkini vereceğim. Yani biz oraya mesela merhaba yazıyoruz, onu oku diyoruz. Okuyup MP3'e kaydedip bize indiriyor. Biz de o dosyaları Arduino'dan programlayarak işte bir numaralı sesi oku dediğimiz zaman merhaba sesini duyabiliyoruz. Bunun gibi kullanıyoruz. Burada FAT32 olarak SD kartı formatlamamız önemli. Ve 4 haneli olarak 0001, 0002 şeklinde isimlendirmemiz yine önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunu da breadboard'umun şu tarafına takıyorum. SD kartımı da takıyorum. İçerisindeki dosyaları da bu arada paylaşacağım. Yani isimlendirme ile ilgili, o seslendirme ile ilgili olan şeyleri de paylaşacağım ki siz de tekrar aynı işlemleri yapmak zorunda kalmayın. Dilerseniz yapabilirsiniz. Ekranı da şuraya bir yere takayım. Şöyle takalım. Şimdi devreyi hazırladım. 3 tane farklı güç kaynağında test edeceğim. Bir tanesi bilgisayar, bir tanesi 3.7 voltluk lityum iyon pil, bir tanesi de powerbank. Aralarındaki farkları da göreceğiz. İlginç bir şey diye rastladım biraz önce. Kamerayı açmadan önce bir test yapmıştım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada bir güç kaynağım var. 2.9 volt ayarlı. Burada ekran, DF Player ses modülü, Arduino Pro Micro hazır, hoparlör hazır. Şimdi testimi yapacağım. Testi yapmadan önce şuradaki gerilimi ölçmek için
kıskaçlarımı birbiriyle birleştiriyorum ve güç veriyorum. Tavşan voltmetre hazır. 2.9 volt. 2.9 volt diye söyledi. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemiyor. Şu an 2.9 voltta kaldığı için tek seferde işi hallettik. Çok azıcık gerilimi artırıyorum. 3.1 volt dedi. Burada 3.2 volt gözüküyor. Çok ufak hassasiyet farklılıkları var. Ben buraya baktığımda da 3.2 voltu görüyorum ama o küsüratlarla alakalı değişen şeyler olabiliyor. Biraz daha artırdım. 3.5 volt, 3.6 volt, 3.8 volt, 4.1 volt. Son 5 değerin ortalamasını aldığım için de birazcık geriden geliyor. Yani böyle birkaç saniye geçmiş gibi oluyor. Ama benim için problem değil. Ben burada böyle pilleri falan test ederken kullanacağım. Pil ne zaman da 0.1 volt aşağıya düşüyor. Onu test edeceğim. Yani şu tip pillerle bir sistemi denerken bundan faydalanacağım. Biraz daha yukarı çıkayım. 25 volta kadar ölçebiliyor bu arada. 4.9 volt. Şimdi diyelim ki şöyle bir senaryo olsun. 6 voltun üzerindeki sistem bizim cihazımıza zarar veriyor olsun ve 6 voltu limit olarak belirlemiş olalım. Ve diyelim ki bu sistemde şarj oluyor olsun ya da bir şekilde 6 volttan fazla gerilim gelmiş olsun. 6 voltu geçtiğinde de alarm çalıyor. Bunu belli bir gerilimin altına düştüğünde pili korumak için de yapabiliriz. Belli bir gerilimin üzerine çıktığında devreyi korumak için de böyle bir alarm ayarlayabiliriz. Ben tekrar sürekli ötmesin diye şöyle bir gerilimi ayarladım. Şimdi farklı güç kaynaklarında ne yaşadığımı söyleyeyim. Ya bunun tabii hem yazılımsal hem donanımsal sebepleri var. Kısmen bunu hızlıca çözmek de mümkün ama yine de proje geliştirirken başınıza böyle şeyler gelirse endişelenmeyin ya da nasıl çözeceğinizi öğrenin diye gösteriyorum. Bilgisayarla deniyorum. 5.4 volttayım burada. 5.4 volt dedi ve bir kere söyledikten sonra sustu. Tam olarak beklediğim şey buydu. Aynı değerleri tekrar tekrar söylememesi gerekiyordu. Şimdi şu 3.7 voltu 5 volta çeviren güç kaynağıyla test ediyorum. Yine sistem çalıştı. ...5.5 volt dedi ve üçüncüyü söylüyor şu an. Devam ediyor söylemeye. Muhtemelen buradan gelen gerilim dalgalı olduğu için Arduino çok farklı ölçüyor değerleri. Daha yukarı çıkıyor, daha düşüğe çıkıyor, daha yukarı çıkıyor, daha düşüğe düşüyor. Ve bu şekilde garip bir şekilde çalışıyor. Eğer bu tip bir durum yaşarsanız mesela problemi yazılımda da arayabilirsiniz. Aslında yazılımda da bazı şeyler geliştirilerek bunların önüne geçmek mümkün ama bu tip problemler yaşadığınızda mutlaka farklı güç kaynaklarıyla da deneyin. Mesela cep telefonu şarj adaptörlerine ben güvenirim. Özellikle böyle iPhone, Samsung gibi bilindik markaların şarj aletleri ise onlarla test edebilirsiniz. Mesela Powerbank'te deneyeyim. Powerbank'in içinde de buna çok benzeyen bir devre var. Burada beklediğimiz gibi çalışıyor. Yani bilgisayardaki gibi güzel bir şekilde çalışıyor. Şu devre çok kaliteli bir devre değil. Zaten 7-8 lira bir şey. Bayağı ucuz bir şey. Ama ufak tefek işlerde işimizi görüyor. Aynı zamanda şarj modülü var üzerinde. Hem pili şarj edebiliyorum hem de 5 volta yükseltebiliyorum. Düşük güç gerektiren sistemlerde bu aleti de kullanabiliriz. Ama bazen böyle problemler yaşadığımızda da çözmenin yolunu bilelim diye bunları anlattım. Sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Konuşan voltmetre gerçekten çok işime yarayacak. Şu an projeyi yaparken bir tane projemde test ettim bunu. İşime yarıyor. Bunu biraz daha geliştirip PCB'den PCB haline getirip açık kaynak olarak paylaşmayı da düşünüyorum. Yani Arduino Pro Micro'muzu ya da Nano'muzu modüllerimiz üzerine takıp kullanabileceğimiz böyle basit kullanışlı bir kart olarak tasarlamayı ve yazılımını da paylaşmayı düşünüyorum. Eğer eklememi istediğin özellikler varsa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsin. Bu haliyle proje bayağı insanın işine yarar diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 3.8